Yarsın hocam, bebekler için vitamin takviyesi de geçerli olabilir mi gelişiminde? Evet, bebeklere belli bir vitaminlerin belli dönemlerde verilmesi gerekiyor. Özellikle D vitamini bebeklere başlıyoruz biz 15. günden itibaren. Çünkü anne sütünde D vitamini 20 ünite, bizim günlük ihtiyacımız 400 ünite olduğu için D vitamini takviyesi yapılması gerekiyor. Yazın kışın gibi bir özellik yok çünkü D vitamini bizim alabilmemiz için güneşe direkt maruz kalmak gerekiyor. Ama hiçbir zaman çocukları dışarı yazında çıplak çıkartmayacağımız evet. için D vitamininizi yaz kış alacaklar. Ve 20 tane diş çıkıncaya kadar ya da yaklaşık 2 yaştır bunun süresi de 2 yaşına kadar da her gün D vitamini kullanmaları gerekiyor. Yalnız D vitamini kullanırken dikkat etmeleri lazım. Azı zararlı olduğu gibi çoğu da zararlıdır. O yüzden de alması gereken ne kadarsa hani bir işte diş çıksın diye bazen büyükler D vitamini ampullerini kırdırıp içiriyorlar ya da başka daha fazla oranlarda verdiriyorlar. Eğer böyle yaparlarsa bu sefer kemik gelişimlerini etkilerler, böbreklerde taşa sebep olurlar. Hatta çok ileri düzeylerde beyinde ödeme dediğimiz sıvı toplanmasına sebep olabilirler. Her şeyin zararı, azı da zararı da kötüdür. O yüzden de bebeklere dikkat edip doktor önerisi doğrusuna bizim 400 üniteye ihtiyacımız var. Bu kullandıkları preparat neyse içerisindeki kaç damlayla 400 ünite tekamül ediyorsa o şekilde vermeleri gerekecek. Belli bir dönemden sonra da demir ihtiyacı var. Bebekler her ne kadar düzenli beslenseler de demire ihtiyaçları var. 6 aydan sonra bebeklere takviye olarak da demir başlanması gerekiyor. 1 yaşına kadar da demir takviyesine devam ediyoruz. 1 yaşından sonra çocuklarda bir kan sayımı dediğimiz demir eksikliği var mıdır yok mudur onu bir değerlendirdikten sonra eğer ihtiyaçları yoksa demir tedavisi 1 yaşından sonra kesiliyor. Yine 1 yaşından sonra bir çocuklarda göz kontrolleri var. Gerçi şu an ilk 3 ay içerisinde bebeklerde katarak var mı yok mu diye göz kontrollerimizi rutin olarak bütün bebeklerde yapılıyor. Eğer ailede göz tembelliği varsa, şaşılık varsa o zaman 9 ayda daha erken dönemde göz kontrolleri yapılması gerekiyor. Ama hiçbir problem yoksa hem 3 ay kadar hem de 1 yaşından sonra göz kontrolleri yapılıp sonra çıkan probleme göre de belli aralıklarda göz kontrollerinin takip edilmesi gerekiyor. Yine rutinde yapılması gereken çocukların gelişimini de etkileyen kalça çıkıklığı açısından kalça ultrasonlarının yapılması gerekiyor. 1. ayda yapılıyor. 3 aya kadar beklenebilir ama 1 aylıkken yapıldığında eğer bir şeyler ters gidiyorsa erken dönemde tespit edilip ona göre de önceden önlem almak gerekiyor. Rutinde yapılan başka işitme testimiz var. Bütün bebeklere doğar doğmaz işitme testi yapılıyor. Ve bunlar sayesinde de erken dönemde işitme ile ilgili problemler tespit edilip çocuk konuşmaya başlamadan daha erken dönemde bir takım cihazlar kullanarak konuşması ve işitme sağlanmış oluyor.